la baiser. Olmadı. Bu sefer nazar yaptı. Nazar yaptı. Neyse, olur olur. Çıkar. Neyse. Hemen programımızı açar açmaz hatırlatmamız gereken şeyleri de söyleyelim. Metro.fm.tr Instagram adresinden bizi eğer takip ederseniz oradan size bol bol sürprizimiz olacak. Geçtiğimiz haftalarda Antalya'da bir hafta sonu tatili ödülü verdik. Hatırlarsınız herhalde. Daha da iyileri, daha da güzelleri ve devamı gelecektir efendim. Kusura bakma Burcu'cuğum. Biz tatil hediye veriyoruz. Haberin olsun arkadaşlara. Ha. Yine başladı. Kimse eksik olmasa yani. Bu Pascal ve Pascal Kadir abi. Kadir haberin olsun. Kısmet. Onların da olur be. İnşallah. Güzel hediyeler olur. Verirler ya yani insanlara. Ha? Onlar da bizim çirkin kopyası. Bak Pascal benden daha kötü Türkçe konuşuyor. Kadir de senden daha kötü Türkçe konuşuyor. Yok ya Kadir abinin Türkçesi çok iyi de. Evet, çok iyi. Tipte kazanırız belki. Kabul edeyim. Yani Kadir abiyle beni yan yana koysam bence yani. Beni tercih edin kolay yani. Ben Pascal'e zorlanıyorum. Belki Türkçe ile çıkartabilirim yani. Neyse neyse. Açalım programımızı. Evet. Hadi. Ek konusundu. Ara Beni programına. Hoş geldiniz efendim. Ara Beni. İnanamıyorum Burcu'cuğum. Hani bilmiyorum. Ya Danilo bir şey söyleyeceğim. Şimdi şöyle bir durum var. Yeni bir aplikasyon çıkmış. Paylaştığın fotoğrafta Photoshop varsa eski haline çeviriyor. Evet. Bayağı. Yani şimdi şöyle, ben bu aplikasyonu görmedim. Ama belki fark etmişsindir. Şimdi Türkiye'de pek çok takipçisi olan da böyle bir hesap var. Photoshop Fail diye. Ben bayılıyorum yani. Bak bayılıyorum. Çok komik, çok komik. Bak, gerçekten. Bak öyle böyle değil. Bayağı iyi. Çünkü böyle biraz da komik ve gülerek, komik yorumlarla falan gösteriyorlar, anlatıyorlar ya. Yani ben de yakalandım bir tane. Yani akıl tutulması yaşamışım herhalde. Bir tane bir fotoğrafımın altına böyle hafif eteğim de çok açık hatırlıyorum. Yani mini, çok minik bir etekle böyle bir yüksek bir yerin üstüne oturmuştum. Böyle bir bacak yayılması, bir böyle bir açıklık, bir frikik falan havası olmuş yani. Ben onu böyle parmakla ittirmişim yukarı doğru tabii. Ne bileyim abi, bir sene sonra, iki sene sonra Photoshop fail diye bir hesap. Ya bak gerçekten internet var ya, hiçbir şey unutmuyor ve asla hiçbir şey gizli kalmıyor. Onlar da böyle tatlı bir yorumla, yani Burcu Esmer da yapıyorsa biz ne yapalım falan diye. Yapmışım yani. Olabilir. Herkesin bir akıl tutulması oluyor ama böyle sen dünyanın koy. Ama şöyle bir şey daha var. Benim hoşuma giden bir şey. Erkekler de yapıyor ya Photoshop. Sen hiç dikkat ettin mi? Çok dikkat böyle ettim. Böyle spor salonunda mesela fotoğraflar paylaşan erkeklerin fotoğraflarını işte şey yapmışlar, paylaşmışlar. Böyle beller inceltilmiş. Üst vücut çıplak zaten. Böyle eşofman üstü. İşte eşofman altı. Altta böyle şort ya da böyle eşofman altı. Üstü böyle çıplak, antrenman daha yeni yapılmış. Bari niye gülüyorsun ya? Tanıdık mı geldi bu? Yani göz, bak bak ter, hafif böyle terle parlamış bir vücut. Bana bıraksan kusarım öyle söyleyeyim yani. Neyse bak, çünkü yanındayken o kadar güzel değil. Fotoğrafta belki bir parlama, bir yansıma, evet, olabilir bir ışık. Ya. Yani bir ışık yansımasıyla falan o fotoğraf güzel durabilir ki yanında çok iyi, güzel değil yani. Böyle hafif şişirilmiş göğüs kasları. İnan ama ya, Photoshop fail asla affetmiyor biliyorsun. Hepsini böyle büyüterek, küçülterek yan yana yakala, yakala. Çatır 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 çatır. Ama şey Burcu, bazı insanlar gerçekten abartıyorlar ama. Ha. Ya evet, abartıyorlar. Abi. Ya evet. Abartıyorlar. Benim çok yakın bir arkadaş var. Foto görüyorum ya. Bir kere arada dedi ya canım hasta mısın falan filan. İnanılmaz zayıf. Hmm. İnanılmaz yani. Hmm. Ama inanamıyorsun ne kadar zayıf. Tamam mı? Hmm. O diyor ki yok yok Danilo, Photoshop kullanıyorlar. Ya çünkü kadın bayağı şekil olur. Hmm. Yani nasıl diyebilirim? Bayağı şey tatlı yani. Hmm. Yumuşak. Nasıl diyebilirim bilmiyorum. Anladın mı yani? Balık eti. Aynen öyle. Ama fotodan o kadar ince ki. Hı-hı. Anlatamıyorum. Anoreksik gibi duruyor yani orası. Şey dedi pardon, tamam okey. Sen böyle bir resim yapmak istiyorsun. Ben karışmak istemiyorum. Bu senin hayatın. Seni yapar. Ama yarınsa seni bir adam hoşlanacaksa, o da seni gerçekte görünce yani onu senden ne düşünecek ki? Hı-hı. Değil mi? Foto gördüm böyle. Işte, seni gördüm böyle. Bak, aynen öyle. Şimdi ben bir tane arkadaşımın hikayesi var. Bu ben kendisi değil de bir arkadaşı. Öyle oldu gerçekten. Bu zaman gerçekten öyle. Kendisiyle arkadaşı. Neyse bunu tamamen dedikodu olarak anlattı bana da yani. Muhabbette. İşte bir çocuğa yani böyle hani çapkınlığıyla meşhur bir çocuğa bir fotoğrafını yollamış. Direkt mesajdan. Ondan sonra şeyden. Gizliden yani. Neyse nasıl oluyor sonrası. Ondan sonra sosyal medyada, Instagram'dan. Ondan sonra çocuğun ilk cevabı bu şey olmuş. Üf, bacakların ne kadar pürüzsüz. Fotoğrafı da bir bacaklara dayamış şeyi, blur'u. Tamam mı? Böyle bacak, yani. Bacak öyle böyle değil yani. Bağ dök yala bacak. Neyse bacakları ne kadar pürüzsüz falan diye mesaj atmış. Neyse sonra da buluşmuşlar iki gün sonra falan. Tabii ki de. Ama bacaklar o bacaklar değil. Değil ya. Bacak. Bir şey dedi mi? Demiş. Demez olur mu? Şu an burada paylaşamıyorum. Ama o şey kırık kırık yani nasıl diyebilirim?
kötü yani değil mi? Kötüyse de ses. Ali yakaladı beni yani. Gibi yani. Bilmiyorum. Valla şey. Ya arkadaşlar hiçbir şey gizli kalmıyor. Yapmayın. Yapmayın. Zaten öyle güzelsiniz yani. Arabesk. Ay Burcu. Geçen hafta televizyonda izlediği en komik skeç ilgili Beyaz Show'dan Acun. Ya. İnanamazı. Göz göze olan ediyorum. Hangisi? Evet hepsini. Ama en güldüğü Şeyma var ya, BTR'ye attı ya. Ev hanım orada. Ay gerçekten ne güldü tebrik etmek istedi. Evinde bambaşka yani. Bir kadın, sokakta bambaşka bir kadın kendisi gördüğü gibi. Ay ama çok güldük. Bence bak gerçekten çok başarılı oldu. Evet. Ya bugüne kadar Türkiye görebildi en şey komik skeç birisi diyebilirim. Evet aynen bence net de bir iyi güzel yani. İş. Aynen öyle. Ve şey ay Beyaz nasıl sette daha vurduğu için evet acaba? Acaba şey benim içinde şey diye. Acaba daha önce konuştular mı yoksa orada canlı canlı yaşıyorlar? Yok ya canlı canlı. Değil mi? Canlı canlı yaşıyorlar ya. Ay gerçekten ya. Şey gördün mü? Beyaz şey dedi. Ay ben burada biraz pislik yaptı. Şey dedi. Ya Acun sen beni dün de davet etmedin mi? Aa şey dedi. Ama Acun dedi gerçekten ayıp oldu. Kusura bakmayın evet. Dedi falan filan. O düğüne de gelmek isterdi o. Ben sana söyleyeyim. Kız kaynıyordu düğün. Kız. Öyle böyle değil. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ben gerçekten bu kadar güzel kadını bir arada zor gördüm yani. Çok az düğünde böyle güzel ay, kız vardır öyle söyleyeyim. Oradan masada yaptılar ya konuşma. Birebir konuşma yaptılar. Çok güldü. O da biraz şey dedi ya canım. Şey Şeyma bir kız kardeşi var mı falan filan. Ay çok komik. Gerçekten bak kimi fikri kimi gelsin bilmiyorum. Ama eline sağlık. Güzel yani. İş güzel iş. İnşallah yolu, Beyaz'ın tadında yüzü, şey yolu açık olsun. Ya inşallah evet inşallah. Evet yol açık olsun. Ama program. Şey Şeyma orada evde şey yufka çerken aynanamıyorum gerçekten. Ama bak güzel oynadı bir ya. Çok güzel oynadı sevdi yani. Çok doğal bir kere ya. Bir de yani kompleksiz insanlar bu insanlar o yüzden. Müthiş yani müthiş gerçekten. Arabesk. Burcucuğum, dün şey Halloween Cadılar Bayramı sen kutladın mı? Bir şey yaptı mı? Yok ya yani Türkiye'de zaten biliyorsun öyle Halloween falan Cadılar Bayramı diye bir şey kutlanacak bir bayram değil yani o. Değil mi? Ben çok şey görmedi ya. Yani. Birkaç tane parti falan ama. Yani şöyle, şimdi yurt dışında çok yaşayan, yurt dışında okuyan çok fazla insan olduğu için ister istemez tabii ki yıllar geçtikçe de yani bu tip böyle partiler yurt dışında gördükleri gibi burada da yapma ihtiyacı duyuyorlar yani. Bir de böyle hani sonuçta hani parti yapmak eğlenmek için hep bir vesile, bir amaç gerekiyor. Bir tema, bir şey oluyor. Bravo, bravo. O yüzden de yapılıyor ama mesela yurt dışındaki gibi yani böyle bilinç içerisinde hani çocukların işte atıyorum yolla gidiyorlar şekerler toplayıp işte şey işte kapıları çalıp böyle hani işte insanları korkutup ya da korkutmayıp şeker isteyip falan böyle kapı kapı gezdikleri bir durum yok. Ama mesela benim oturduğum yani daha doğrusu erkek arkadaşımın oturduğu sitede bütün çocuklar yabancı çocuklar çok fazla var tabii ki expatler işte senin gibi mesela işte çocuklarla birlikte yaşayanlar Türkiye'ye gelenler var. Onlar çocuklarını her akşam işte herkesi yolladılar böyle sitenin içinde kapı kapı dolaştı çocuklar mesela. Zaten biz öyle yaptık. Ha, ama çocuk şey istedi örümcek adam giydi. Onu örümcek adam seviyor Burcu. Tabii abi örümcek adam sever. Ben de olsam ben de giyerim yani. Örümcek adam aslında şey bayram hiç umurunda değil yani. Ya çok sadece ya. Şey. Pıs pıs. Aynen öyle şey örümcek adam kostüm giymek için. Hayır bıraksa yarın da giyer yani. Tabii canım ona bir vesile. Biliyor musun birkaç kere şey yatmak istedi. Şey, örümcek kostüm. Adam kostümü. Tabii ki eterler. De çünkü ama şey dedi. Baba ben şey bırakamam yoksa şey kutu adam gelir beni çaldırır kostüm. Aa, yarın ya. Nasıl kurtaracağım ya, herkes. Ya çok zeker. Hayır bak, gerçekten. Seninkini bir şey soracağım. Sen sizin çocukla hiç böyle ağız dalaşına falan girmeye kalkma kaybedersin ha. Vallahi mi? Ben yani seninki biraz fazla zeki ben sana söyleyeyim. Vallahi maalesef öyle ya. Bir de bence sizi böyle bayağı parmağında oynatıyor ben. Onu da sana söyleyeyim. Oynuyor. Nasıl oynuyor Burcu biliyor musun? Biliyor musun ne yaptı geçen gün? Bu elinde telefon var tamam mı? Ve YouTube izliyor. Tamam mı? Sizin o aile 15 dakika veriyordunuz tabii ama. Tabii ki de bir zaman var. Timer var. Hı. Ama özellikle şey. Çünkü şey YouTube'da böyle bir şey. Çünkü sadece mesela kötü şeyler izlemek için böyle bir şey yok yani. Hı hı. Her türlü her şeyi izleyebilirler evet. Yani. Evet. Sadece bazı şeyler %18 yaşında büyük olmak için. Ama genel olarak her şeyi izleyebilir. Evet. Kötü ve güzel şeyleri. O zaman ben şey bakıyorum. Yani ne zaman ne o telefon diye. İzliyor ben de bakıyorum. Tamam mı? Ama şey direkt de değil yani. Biraz uzaktan falan. Yani, anladın mı? Şimdi baktın ki orada biraz korkunç bir şey izliyor ya. Aha. Tamam mı? Diyorum ki Zeno ismi oluyor yani. Zeno ne izliyorsun? Hı? Acaba bu iyi değil mi senin için? Bana diyor ki no baba. Şimdi geçer bu reklamı bana dedi. Aha. Tamam reklam bana dedi. Sonra biliyor musun ne yaptım?
Çünkü anladım değil mi? Şimdi kapatmak zorunda ya. Biliyor musun zaten? Ay baba ben bir tuvalete gitmek lazım, hemen geliyorum dedi. Anladım ne yaptı? Tuvalete gitti tam şey gibi. Sonra ben gitti. Ne yapıyorsun tuvaletten? Ay baba valla geldi gibi zannetti ama gelmedi yani falan filan. Ay gerçekten çok çakal ya. Dedi kaç yaşında? 4. Bittiniz. Bak, İnanamayacaksın Burcu. Aklımın köşesinden geçmezdi 4 yaşındaki öyle evet, bir şey. Evet evet. Bırakıp müthiş ağlamaya yani. Başlardım yakalandım diye öyle söyleyeyim sana. Ama müthiş ya gerçekten yani. Ama müthiş bir ya. Şey diyebilir miyim? Bak ben diyorum ki yok telefon kapat. Anlamıyor. Ya, gerçekten alıyor kapatıyor yani. Yani. Milenyal çocuklar diyorlarmış. Ben de yeni evet, öğrendim. Milenyal evet. Çocuklar. Aynen öyle. Çok zekiler yani. Valla ya bizde. Güzel biz... bir şey iyi bir şey aslında. Bak iki şey var. Veya onların fazla zeka veya bizde fazla salak yani. Birisi olması gerekiyor. Yok bizim ben zamanı yakalayamama durumumuz var be. Biz değil mi? Evet aynen öyle. Zamanı yakalayamıyoruz. Yakalayan insanlar var. Yani inşallah çocuklarımız da şöyle bir şey söyleyeyim. İyi kullanırlar bu zekalarını. Çünkü çok zekiler. Daha da zeki olmaya evet, devam bravo, ediyorlar. Evet bravo inşallah iyi kullanırlar. İnşallah iyiye kullanırlar ya. Kötüye kullanmazlar yani. İyi insanlar yapmak, onları iyi bir şekilde eğitip iyi insanlar yapmak sizin elinizde yani. Bizim elimizde inşallah öyle olur. Aa nasıl pamuk gibiyim ben. Evet yapalım. Ya Burcu bize daha önce şey bilmiyorum bak bir şey sormak istiyorum. Sen bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Arabistan'da var ya şey ilk defa dünyadan bir robot da bir robot. Robot evet. Yani şey vatandaşı verdiler. Aa vatandaşlık. Evet vatandaşlık. İsmi Sofia. Bence ismi çok güzel. Bu dışında vatandaşlık verdiler. Sen bu ilgili ne düşünüyorsun? Biliyorsun ki onlar da Arabistan, Dubai'de çok ileride. Hatırlıyor musun? Hı-hı. Helikopter poliste de var. Hı-hı. Helikopter şey taksi var. Hatırlıyor musun? Onlar da bayağı çok ileride. Aynen şey, ben senin o bahsettiğim videoyu sonra izledim. Poliste böyle drone var. Böyle havada uçuyor resmen. Uçuyorlar şeydeki yani. Gibi. Yani işte geleceğe dönüş filmleri falan hani böyle havada uçan araçlar falan hikayesi var. Onların hepsi oluyor işte yıllar sonra. 20 sene önceydi belki. Daha bile fazla olabilir. 25 sene önceydi. Şimdi oluyor yani bunların hepsi. Neyse şey o Arabistan vatandaşlığına kabul edilen dünyanın ilk robot vatandaşı Sofia ise eğer yani. Bana ilginç geldi ya. Bir vatandaşlığa ihtiyacı olup olmadığı bu konusunda bazı şüphelerim var yani. Bir vatandaşlığa ihtiyacı var mı sence? Bir herhangi bir robotun. Bence gerçekten doğru yakada hiçbir ihtiyacı o yok. Yani vatandaş... Gerek yok. Ve bence biraz yanlış bile oldu yani. Ne... Yani nasıl diyebilirim? Şimdi vatandaşı biliyorsun ki önemli bir şey aslında. Hı hı. Ya mesela ben Türkiye'de yaşıyorum. Benim eşim Türk falan hı hı. filan. Ve vatandaş olmak için bayağı nasıl diyebilirim? Bir yol yani. Evet, sadece aynen. bir olmak değil yani. Bir yol yani. Aynen. Kültür öğrenmek, dil hı. öğrenmek, burada yaşamak, burada aynen. paylaşmak vesaire vesaire. Şimdi bir yandan bir robot çıkıyor ortasında. Ki bir robot acaba ne yapın ki bu Sofia merak ediyorum. Hiçbir şey yapmayacak aynen. zaten büyük ihtimal. Ne, neden Suudi Arabistan Yürüyor. Vatandaşlığı? Aynen öyle. Niye ilgili Arabistan onu vatandaşı verdi yani. Belki sadece biraz reklam yapmak için. Herhalde reklam mı Suudi Arabistan aynen gelsenler öyle. İçin bu Sofia görmek aynen. için yani. Bilmiyorum. Ama... İsmini değiştirecekler mi acaba mesela? Sultan. Aa evet yani, ya. Dizi ismini değiştirirler Sofia'nın. Evet ya ne Sofia. Ne yaparlar acaba ismini? Hayır, hiç bak büfür. Merak ediyorum. Hiç değiştirmiş büfür. Bile olabilirler şimdi. Sahara. Sahara güzel. Çok güzel bir ismi ya. Sahara yakışır Sofia'ya. Evet güzel. Evet. Sahara bile çok kıyafetleri güzel bir ismi. Kıyafetleri değişecek mi acaba? Evet evet valla. Ya şey kıyafeti değiştirecek mi? Hocam giyiyor mu kıyafeti niye? Nasıl yani? Ne bileyim giyiyordur ya kıyafet. Normal bilmiyorum ki. Bakacağım ben şimdi. Bence bak, merak ettim. Boyada yani kıyafetleri. Normal kendi şey metal şeyi. Metal kıyafeti gibi var. Dur bakayım bakalım. Arabesk. Alo. Merhaba. Alo alo. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Müthiş yani. Teşekkür ederiz. Kimle görüşüyoruz? Bayten Yürek. Evet siz müthişsiniz. Süpersiniz. Aa, sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Siz de öyle. Sesiniz çok iyi geldi bize. Çocuklar mı var arkada sesleri geliyor? Evet çocuklar var. Ne yapıyorlar? Nasıl Türk ağlasın. Oynuyorlar değil mi? Evet, evet. Siz nereden arıyorsunuz? İstanbul'dayız. Aa, İstanbul'da. Şimdi evet. çocukları okul gidiyorlar mı? Evet şimdi okul çıkışındayız. Okuldan çıkıp gidiyoruz. Vay. Vır konuşuyorlar. Kaç tane çocuğunuz var? İki tane. İki. Erkek kız? İki erkek. Ooo. Kaç yaşındalar? 14-7. Aa bayağı büyük yani ha. Siz evet. çocuk yok yani. Siz iki tane erkek var yani. Evet evet. Koskocaman erkek. Var ya pardon bir şey sormak istiyorum. İki tane erkek var ki ama bir tane kız hiç istemediniz mi? İstedik de olmadı maalesef. Acaba şey düşünmediniz de tamam bir tane de yapalım belki kız çıkar yani. Yok artık yaşımız geçti maalesef.
Değil mi? İki tane denedik olmadı. Boş yer yani. Daha... Evet. Kısmet böyleymiş. Evet. Doğru. Şimdi siz ne iş yapıyorsunuz? Ben turizmciyim. Pardon? Turizmciyim ben. Ah, turizm mi? Otelci, evet. Ah, otelci ama daha evet. Şey, ajanta gibi yoksa da sektör içinde otelci sektör vesaire? Sektör içinde otelci, evet. Oo, zor bir işi değil mi? Çok zor, evet. Branşımda halkla ilişkiler. Ya bir şey sormak istiyorum. Siz de yabancı ile turist ilgileniyorsunuz değil mi? Evet, hepsiyle. En zor turist hangi ülkeden geliyor? En zor... Lütfen İtalya söylemeyin ha, ayıp. ülke söyleyeyim mi? Söylemeyin bence ya. Ülkenin gücüne gitmiyor. Yani sizi en zorladığı ülke hangisi? En zorladı? En zor yani %80 Alman diyelim. Alman mı? Evet. Niye? Onlar da biraz böyle bir tırtız acaba. Tırtırız. Titiz mi? Onlar da acaba biraz titiz mi? Evet. Biliyorum işte o evet. Biraz titiz zaten gibi duruyorlar ya. Biraz da şundan kaynaklanıyor yani açıldığından beri Almanlar çoğunluktaydı. Evet. Şimdi Ruslar ve İngilizler de girince piyasaya tabii rekabet arttı. Dolayısıyla onlar ondan kaynaklanıyor. Onlar da Allah kolaylık versin. Amin cümlemize. Şimdi bugün Burcu çok güzel bir hediye var bugün değil mi? Hı-hı. Öyle mi? Müthiş bir hediye var bugün. Oo. Bizim bir çocuklarla böyle çocuklarla gidebilir misin? Aa inşallah. Evet kesinlikle. Bir de erkek çocuklarla kesinlikle gidilebilecek bir şey. Çünkü şey Big Boys Festival aslında büyük çocuklar için yapılmış bir festival ama çocuklar da çok eğleneceklerdir. Hatta Danilo da kendi çocuğunu evet. Alıp gidecek. O yüzden şey rahatlıkla çocuklarınızı, erkek çocuklarınızı özellikle alıp gidebilirsiniz. Hani böyle şimdi çocuklar şeylere falan çok meraklı ya biliyorsunuz. Ne bileyim işte helikopter, uçak, motosiklet, atıyorum drone falan. Hani böyle hani elektronik her şey çok meraklılar ya öyle bir festival diye düşünün. Bir de konserler falan da var zaten. Bence iyi vakit geçirirler. Çok basit bir soru soracağız eğer kabul ederseniz efendim. Tabii ki inşallah. Çok güzel. Bir nikah öncesinde mesela gelinin bekar arkadaşları genellikle nereye isimlerini yazdırırlar? Hani ayakkabı. Evet ya. Bu cevap size oğlanıza çok güzel bir gün kazandırıyor efendim. Teşekkürler. İnşallah. Güzel. Çok Cuma. Sağ olun. Çok okuldan sonra alıp gidersiniz güzel eğlenirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın çocuklar. Görüşürüz. Süper ikili. Hoşça kalın. Çok teşekkürler. Sağ olun. Görüşürüz. Bay bay. Ay Burcucuğum bence bak burada iki tane erkek çocuğu ve 7-14 bayağı küçük değil yani. Değil bayağı ya canım bir. Aynen evet. Bence çok eğlenecekler. Ama helal olsun ya. İki tane erkek çocuğuyla uğraşmak evet. Çok zor ya. Bence de. Bence söylemek istemedi ama bence de. Sen de bir tane var vır konuşuyorsun başımda. Ve onlarda şey var 7 ve 14. Yani orta 7 sene ya. 7 sene mola verdi helal yani. Olsun, evet helal evet yani. Allah kolaylık Allah versin. Allah başından eksik etmesin. Burcucuğum. Bugünün de sonuna geldik. Evet sonu yarın buradayız tamam mı? Evet. Okey. 18 metre FM Burcucuğum Mercedes'den İlhan'dan. Ara beni. O kadar yani. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Ciao. Ara beni.